edeceğiz. Öncelikle sizlere sağlık ve hastalarımıza da acil şifa diliyoruz. Ve yeni düzene bakalım nasıl alışacağız. Artık biliyorsunuz ayakta yolcu yok ve koronavirüs tedbirleri kapsamında da çok dikkat etmek zorundayız. Çünkü rakamlar giderek artıyor. Bunu da ilerleyen dakikalarda paylaşacağız sizlerle. Bir de sanki acaba mesailere bir düzenleme gelse süper olmaz mı? Çünkü evet ayakta yolcu yasak ama herkes aynı saatte gidip herkes aynı saatte işten çıkınca sorun olabiliyor. Hani 8.30'da, 9'da, 9.30'da, 10'da başlatılarak mesai kademeleştirilirse eğer çıkış saatleri de keza öyle o zaman bir yoğunluk olmaz ve bu sistem belki de oturur hepimiz de rahat ederiz. Efendim şimdi özel bir haberle başlayacağız A'dan Z'ye. Bir rüşvet operasyonu. İstanbul Asayiş polisleri aylar önce Büyükçekmece'deki polis merkezine bir rüşvet baskını yapmıştı. İki polis suçüstü yakalanmış ve gözaltına alınmıştı ve haklarında da işlem başlatılmıştı. O operasyonun görüntüleri aylar sonra ortaya çıktı. Kanal D Haber İstihbarat Şefi Emrullah Erdinç'in özel haberi. Polis merkezine rüşvet baskını yaptı. Karakol polisi gözaltına alınmamak için gasp büro polislerine yalvardı. Ama gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Gasp büro polislerinin Büyükçekmece polis merkezine baskın yapmasının nedeni yapılan denetimler sırasında bir vatandaşın silah süngüsü yakalatmasıydı. Aslında ortada suç unsuru bir durum yoktu ama o süngü tutanakla birlikte polis merkezine götürüldü. Böylece rüşvet skandalının ilk adımı atılmış oldu. Çünkü karakoldaki bazı polisler süngüyü yakalatan kişiye dosyayı para karşılığı da kapatabileceklerini söylüyorlardı. Yani rüşvet istiyorlardı. Sonuçta karakolda yapılan pazarlıkla 1000 liraya anlaşıldı. Ama anlaşma sözdeydi çünkü süngüyü yakalatan kişi karakoldan çıktı. Önce savcılığa ardından da gasp büroya gitti ve polislerin rüşvet pazarlığından bahsetti. Suç duyurusunda bulundu. Hemen plan yapıldı. Gasp büro polisleri meslektaşlarını suçüstü yakalamak için seri numaraları alamış parayla birlikte mağduru tekrardan karakola gönderdi. Mağdur geldi. Karakolda polis dosyayı konuştu. Onu alamayacağım. Sonra da mağdur rüşvet parasını cebinden çıkardı ve polisin önündeki kağıdın altına bıraktı. Hayır. Mağdur karakoldan çıktı ve dışarıda kendisini bekleyen gasp büro polislerine rüşveti verdiğini söyledi. O andan sonra da gasp polislerinin meslektaşlarını yakalamak için operasyonu başladı. Önce girişte duran hedefteki polisin silahına el konuldu. Ardından da mağdurla birlikte paranın bırakıldığı odaya baskın yapıldı. Sonra da üniformalı polislerin üstü arandı. Aslında karakol polisleri gasp büronun neden orada olduğunu biliyordu. O yüzden de hemen savunmaya geçildi. Üniformalı polislerin silahlarına da el konuldu. Ve rüşvet parası mağdurun bıraktığı yerde masanın üzerinde duruyordu. Gasp polisi o paranın önce kamerayla görüntüsünü çekti. Sonra da soruşturma gereği paraya el koydu. Paranın bulunmasıyla birlikte baskın son bulmadı. Sırada mağdurun yakalattığı silah süngüsü vardı. O yüzden de karakolda delil aradı. Niye bakıyorsun Abdül? Silah sürgüsü ne var abi? Silah sürgüsü? Karakol komple alı ceza mutlaka çekecektir. Ne var neredeyse oradan alalım. Üniformalı polis daha fazla dayanamadı ve aranan süngünün yerini gösterdi. Para ve süngünün bulunmasıyla birlikte tutanak tutuldu. Sonra da iki üniformalı polis gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ve Emniyet Genel Müdürlüğü o polislerin meslekten ihraç edilmesi için dosya hazırladı. O dosyanın içine de
karakolda çekilen bu görüntüleri koydu. Ne acı bir şey değil mi? Kendi meslektaşlarınız tarafından gözaltına alınıyorsunuz ve o şüpheli hallerinizle işte bunları yaşıyorsunuz. Olmaması gereken şeyler. Bir de zaten artık suç dediğiniz kavram o kadar kolay kolay örtülebilecek bir şey değil. Artık her yerde kameralar var. Her yerde mikrofonlar yerleştirilebiliyor. Öyle kolay bir şey değil. Zaten bakın hepsi de teker teker eninde sonunda çıkıyor. Şimdi sizleri Ankara'ya götüreceğiz.